Değerli dostlarım, bu programımızda hanımın beyi üzerindeki hakları üzerinde duracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Toplumun en küçük çekirdeğini aileler oluşturur. Erkek evin direği olup kadın da iç işleri ve çocuk terbiyesinden sorumlu bir üyesidir. Bu yüzden erkeğin aile bireylerine göre görev ve haklar olması doğaldır. O ne kadar bu hakları gerektiği üzere yerine getirmeye çalışırsa Allah'ın yanındaki değeri de o oranda yüksek olacaktır. Erkek ailenin reisi maddi ve manevi anlamda güç odağı olarak aile bireylerinin özellikle eşinin haklarına riayet ederse aile mutluluğu için en önemli adımlardan birisini atmış olur. Böyle durumda olan bir baba nefsi, şahsi zevk ve duygularını işin içine katarak öfke kontrolünü sağlayamazsa kul hakkına gireceği mutlaktır. Değerli dostlarım, bu yüzden koca aile içerisinde ailenin en önemli diğer bireyi olan eşine ve onun haklarına karşı son derece dikkat etmeli. Onun duygu ve fikirlerine önem vermeli, onunla istişare etmeli. Ondan gelecek olumsuz tavırlara karşı son derece sabırlı olmalıdır. En ufak bir tartışmada onun kalbini kıracak sözlerden mutlak surette kaçınmalı. Anne babasına, diğer akrabalarına kötü söz söylememeli. Akraba ve arkadaşlarına saygıda kusur etmemelidir. Kendisini ailenin tamamen üstünde, asla hesap sorulmaz bir konumda görmemelidir. Ailenin rızkını teminle görevli olan koca, kazandığı parayı haram olan yerlere harcayarak evinin ve aile efradının ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçmamalıdır. Erkek hayatının neredeyse bütününü birlikte geçirdiği eşine yakın olmalı ve ona yardımcı olmalıdır. İnsan en çok kiminle yaşıyor, hayatını kiminle paylaşıyorsa en fazla onun hakkına girme ihtimali var demektir. Bu ihtimalin kişiye ötede cenneti bütün güzellikleriyle kazandırma ihtimali bir yanda dururken diğer yanda da Allah korusun onun haklarını her fırsatta yediği, zulmettiği için cehennemin korkunç kapılarının açılma ihtimali de bulunuyor. İşte mümin eş, mümin koca aslında her şeyden öte sırf Allah için eşine karşı kendisine tevdi edilen bütün hak ve görevlerinin şuurunda olarak yaşamalıdır. Değerli dostlarım, kadının kocasındaki hakları nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Öncelikle koca eşinin ihtiyacını karşılayacak derecede nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Evin erkeği her evde meydana gelmesi muhtemel sıkıntı anlarında eşiyle iyi geçinmeli, ona hayır tavsiye etmeli ve evini yumuşaklıkla idare etmesini bilmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada sizin en hayırlılarınız eşlerine karşı en iyi davrananınızdır diyerek bu hususun ne kadar önemli olduğunu beyan etmiştir. Diğer bir husus, eşiyle sohbet ederek ona vakit ayırmalı, onunla meşru şekilde şakalaşmalı, onu üzmemelidir. Bir dördüncü husus, eşine iltifatkar davranmalıdır. Eşini sevdiğini kendisine söylemelidir. Bu konuda Efendimiz'i örnek almalıdır. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam en çok sevdiği kimsenin Ayşe olduğunu beyan etmesi, ona sevdiğini ifade etmesi günümüz Müslümanlarına da örnek olmalıdır. Beşinci husus, erkek iyi geçim için sabırlı olmalıdır. Kaçınılması mümkün olmayan huzursuzlukların kaynağı olarak kıskançlık olayında da büyük tepki vermeden önce temkin ve ihtiyat ile hareket etmelidir. Altıncı husus, hanımının yakınlarına da itibar etmeli. Onları kötülememeli, onlara ikramda kusur etmemeli, iyi niyetini her fırsatta onlara göstermelidir. Yedinci husus, gerektiğinde ev işlerinde yardım etmelidir. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin evde yaptığı işler sorulunca, ayakkabı tamiri yapması, elbise yamaması, dikiş, elbise temizliği, koyununu sağması, kovasını yamaması, kendi işlerini yapması ve siz erkeklerin evde yaptığı her çeşit iş diyerek cevap vermesi de bu açıdan manidardır. Sekizinci husus, diğer insanlar içindeyken eşinin bir ayıbı veya hatası veya yanlış ifadesi geciktirmesi gibi her insanın başına gelebilecek olaylar neticesi ona insanlar arasında küçük düşürücü bir harekette bulunmaması. Dokuzuncu husus, koca hayatını paylaştığı eşine asla kötü söz söylememeli, ona elini kaldırmamalı, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye gayretli olmalı, nafakasını geniş ve bol tutmalıdır. 10. husus, eşler arası bir uyuşmazlık olduğunda karşılıklı sabretmek ve hatayı kendinde bilmek çok önemli bir esas olmalıdır. Zira Efendimiz bir erkek kadınından bir kötü bir davranış veya söz görürse kızmasın, hoşnut olacağı diğer bir davranıştan razı olsun. 11. husus, erkek eşinin mehrini vermeli, yediğinden yedirmeli, giydiğinden giydirmelidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en faziletli infakın kişinin ailesi için yaptığı harcamalar olduğunu beyan etmesi bu açıdan çok önemlidir.
12. husus, erkek küçük hataların peşinden giderek huzursuzluğa sebebiyet vermemelidir. 13. husus, özellikle Nisa ve Nur sureleri olmak üzere onlara öncelikle gereken bilgileri öğreterek birlikte ebedi hayata hazırlanmalıdırlar. 14. husus, erkekler de eşleriyle istişare etmeli, atacakları önemli adımlarda onların da görüşlerini almalıdır. 15. husus, eşine helal yedirmelidir. 16. husus, eşler birbirlerinin eğlenme ve dinlenme haklarına saygılı olmalıdırlar. Peygamber Efendimiz düğünlerde, bayramlarda, bir kısım merasimlerde eğlenceye yer verilmesini meşru kılmıştır. İslam alimleri ibadette bile aşırılığın bıkkınlık ve isteksizlik hasıl edeceğini belirterek meşru olan eğlence ve istirahatlarla dinlenilmesi gereğine dikkat çekmişlerdir. 17. husus, kocalar hanımlarıyla ilişkilerinde peygamberimizi örnek almalıdır. Allah Resulü'nün pek çok davranışı hanımlarını memnun etmeye yöneliktir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi, onları sevdiğini ifade etmesi, bineğini alması, aynı kabın suyu ile müştereken yıkanılması, kendisine gelen yemek davetine hanımda olursa kaydıyla icabet etmesi, bir sıkıntıyla kederlenip ağlayan hanımının gözyaşlarını elleriyle silerek onu teselli etmesi gibi. 18. husus, eşini ferahlatma ve mizahta bulunma açısından da üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda sevgili peygamberimizin ailesinde olan bazı hususlar şunlardır. Hazreti Ayşe oynamakta olduğu bir kısım bebekleri bulunduğunu, komşu arkadaşlarının yanına geldiklerini, onlarla beraber oynadıklarını anlatır ve Hazreti Peygamber'in bunların gelmesine mani olmadığını, aksine yardımcı olduğunu, bazen de oyuncakları vesilesiyle kendilerine latife yaptığını belirtir. Bayramlarda Habeşilerin çıkardığı eğlenceleri Hazreti Ayşe'nin seyretmesine hem izin vermiş hem de yardımcı olmuştur. Muhtelif seferler Hazreti Ayşe ile koşu yarışması yaptığı da bu meyanda hatırlatılabilir. 19. husus, aile reisi aile fertlerini mutlu etmeyi hedef almalıdır. İnsanın mutlu olması her şeyden önce iyi bir din kültürü almasıyla mümkündür. Bu sebeple aile reisi aile idaresi altındakilere öğrenilmesi farz olan bilgileri öğretmeli ve böylece onları ayeti kerimelerde belirtildiği üzere yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumalıdır. Sonra onları en iyi şekilde yedirip gidirmeli, en iyi meskenlerde yaşatmaya gayret etmeli ve onların birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlamalıdır. Son husus ise değerli dostlarım, erkek öncelikle hanımına olmak üzere bütün aile fertlerine yani ehline iyi davranmalı, onların kalplerini kazanmalı. Öyle ki erkek bütün aile fertlerinin diğer herkesten çok sevdiği kimse olmalıdır. Rabbim huzurlu, sağlıklı, ilişkilerinde orta yolu tutan, Kur'an ve sünnet yolunu tutan ailelerden, erkeklerden, hanımlardan olmamızı, anlayışlı hareket edebilmeyi, sevgili peygamberimizin çizmiş olduğu, yaşamış olduğu aile hayatının modelleyerek hareket edebilmeyi, nefsin ve şeytanın hilelerinden, desiselerinden bu konuda uzak bulunabilmeyi, etrafımızda bulunan insanların dolduruşuna, tabir yerindeyse dolduruşuna gelmeden, etrafımızda bulunan insanların yanlış yönlendirmesine mahal vermeden hareket edebilmeyi, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize Rabbim nasip eylesin. Cennette ailemizle bir ve beraber olabilmek için gayret edebilmeyi, Rabbimizin rızasını elde edebilmeyi bütün dostlarımıza, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.